Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Ticaret Borsası Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Belediye hizmet ve faaliyetlerinde ortak projeler yaratan ve hizmetlerin üretilmesiyle geliştirilmesine katkı sağlayan stratejik paydaşlar düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Aksaray Ticaret Borsası Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Borsa Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye Meclis üyeleri ve Ticaret Merkezi'nden esnaflar katıldı. Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, son 4 yılda Aksaray Belediyesi ile ortak yürütülen projelerle ilgili bir sunum yaptı. Tarım ve Ticaret Merkezi ile Canlı Hayvan Pazarı projesinde büyük katkı sağlayan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür etti. Aksaray Belediyesi ile Ticaret Borsası'nın ortak girişimleriyle hazırlanan Aksaray Organize Hayvancılık Bölgesi projesi içeriği hakkında bilgiler verdi. Özkök, yıkılan buğday pazarı yerine Aksaray Belediyesi ve Borsa İşbirliği'nde yeni bir proje hazırlığı içerisinde olduklarının duyurusunu yaptı. Birliğimizi, beraberimizi bozmasın. Bu manada şimdi İsmail abi sordu. İsmail abi, ben bu aynı zamanda burada eski buğday pazarında yer alan arkadaşlarımız var. Biz burada Mustafa Başkanım sağ olsun 2 yıldır bu işe kafa yoruyor. Aslında ufak bir proje olmadığından dolayı başkanımın talimatlarıyla iyi bir proje çıkacak inşallah ortaya. Biz birkaç proje hazırladık beraber. Onun üstüne yeniden bir değişiklik yaptılar. Ve en son olarak çalışıyor. Hatta bir de Ankara'da bir firma ayrıyeten çalışıyor. Başkanımla bu konuda inşallah zaten onu da bitirir. Bir dakika dönümü onu da bitireceğiz. Muhteşem bir şey olacak. Hem siz kazanacaksınız, hem belediye kazanacak, hem borsa, hem de Aksaray kazanacak açıkçası burada. Şimdi insanlar Aksaray'dan geçerken şaşırıyordu. Bu yapıyı görünce ağızları açık geçecek oradan. Bu kadar iddialı da konuşuyoruz. Bu kadar inanıyoruz o projeye, iddialı da konuşuyoruz. Aşağı yukarı 4 yılı biz tabii geçtik. 5. yılımız, hatta 6. yılımız ama başkanla birlikte bir dönemi beraber projelerle dolu, dolu dolu projelerimizi bir bir hayata geçirdik. İşte bu ekip adına ben üstattan bir şiiri de okumak istiyorum. Tohum saç, bitmezse toprak utansın, hedefe varmayan mızrak utansın. Hey Aksaray, koşmana bak sen, proje üretmeyip boş duranlar utansın diyor. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise hayata geçen projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunarak yeni eski buğday pazarı alanı projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bir birikimimiz olduğu için elhamdülillah dedik ki şehrimizde şunlar şunlar eksik. Biz bunları yapmaya talibiz. Biz bunları yapmak için yola çıktık. Ama elhamdülillah başkanım gibi böyle ileriyi gören, vizyonu olan, böyle ekibini yanına alıp inandığı ve doğru bildiği bir projeyi sonuna kadar giden bir başkan olması, dirayetli olması, bir lider olması benim işimi de kolaylaştırdı, kendisinin işini de kolaylaştırdı. Ve yapılan her iş Aksaray'ı öyle bir noktaya getirdi ki hep yapılan çalışma sonucunda örnek alınan bir il olmaya başladık. Yani hem başkanımın yaptığı bu içinde bulunduğumuz yer, ondan sonra o pazar alanları, daha sonra inşallah gerçekleştirilecek daha büyük projeler. Şunun farkına vardık ki biz tek başımıza değil, hep söylediğim bir şeydi bu. Tek başımıza değil, biz birlikte yönetmek istiyoruz bu şehri. Tek başımıza bir yere kadar bir şey yapabiliriz ama birlikte daha çok şey iş yaparız. Daha güzel çalışmalara imza atarız. İşte şu anda bulunduğumuz yer aslında bunun en güzel kanıtlarından bir tanesi. Başkanım bütün altyapı çalışmalarını hazırlamış. Sizlerle beraber bu konuyu pişirmiş. Bizler de sadece üzerinde başkanım biz her türlü desteğe hazırız. Hiç gözünü korkutmadan devam et. Biz yanındayız, sonuna kadar da yanında olacağız dedik ve öyle yola çıkılmıştı. Ve elhamdülillah çok güzel aşamalara gelindi ve daha da güzel aşamalara gelineceğine ben inanıyorum. Yani bu cesareti için, yürekliliği için, vizyonu için kendisini bir kere daha tebrik etmek istiyorum. Çok güzel de bir program hazırlamışsınız, slide hazırlamışsınız. Gerçi yaşlandığımızı fark ettik, bayağı bir zaman geçmiş. Bu tabii sadece seninle yaptığımız, bir de tüm Aksaray'a yaptığımız herhalde anlatmaya kalksan. Sabaha kadar sürer bu proje. Bir gün geçer, sabaha kadar sürer. Ama elhamdülillah ne güzel.
oturup konuşabiliyoruz, bir şeyler yaptığımızı söylüyoruz. Yani şu da olabilirdi, 4,5 sene sonra ben buraya gelip hiçbir şey yapmadan da konuşabilirdik. Orada demişim yani söz üretmiyoruz, laf üretmiyoruz biz. İcraat üretiyoruz, iş üretiyoruz. İnan hepimizin görevi ve amacı bu oldu. Biz laf üretenlere, dedikodu yapanlara bir tarafa gittik. Kulağımızı kapattık. Doğru bir yerde, doğru bildiğimiz noktada ilerledik. Allah da önümüzü açtı, yolumuzu açtı. Engel olanlar olmadı mı? Oldu. Sıkıntı çıkartan olmadı mı? Oldu. Laf söyleyenler olmadı mı? Oldu. Başta sana da oldu, bana da oldu ama ne oldu? Sonuçta Rabbimin dediği oldu. Doğru bildiğimiz, inandığımız bir şey doğrultusunda sonuna kadar gittik. Ben Allah razı olsun diyorum başkanım. Teşekkür ederim. Borsa Başkanı Hamit Özkök ve Tarım Ticaret Merkezi esnafları davetlerini kırmayarak düzenledikleri toplantıya katılan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve beraberindekilere teşekkür ettiler. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Başkan Mahallemizde projesi kapsamında geleneksel hale getirdiği olağan mahalle gezi ve incelemelerini Büyükbölcek Mahallesi'nde devam ettirdi. Haftanın 3 gününü Başkan Mahallemizde projesi kapsamında mahallelerde geçiren Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı son olarak Büyükbölcek Mahallesi'nde gezi ve incelemelerde bulundu. Sabahın erken saatlerinde başkan yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarı Sinan Yavaş ve 250 kişilik ekibiyle birlikte çalışmalarına başlayan Başkan Yazgı, çalışma yapılacak alanları, cadde ve sokakları tek tek dolaştı, incelemelerde bulundu. Mahalledeki iş yerlerini, okulları, yaz kuran kurslarıyla birlikte ihtiyaç sahibi aileleri, şehit ve gazi ailelerini, hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret eden Başkan Yazgı, vatandaşlarla sohbet etti. Program mahalle meclisi toplantısıyla devam etti. Ve 250 kişilik bir ekip bütün mahallelerimizin her tarafını gezdik, dolaştık. İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda yerinde uygulamalar yaptık. Birazdan müdürlerim bunları tekrar tekrar sizlere anlatacak. Müdürlerim burada hem bugün yaptıkları hem de 4,5 yıl boyunca yaptığımız şeyleri anlattıktan sonra ben mikrofonu sizlere uzatacağım. Sizlerin bana iletmek istediğiniz, söylemek istediğiniz şeyler varsa onların notlarını alıp sonra başkan yardımcılarım cevap verirken de ben de genel olarak Aksaray'da neler yaptık ondan bahsedeceğim inşallah. Başkan Yazgı vatandaşların sorularını cevaplayıp istek ve önerilerini dinledi. Mahalle muhtarı Sinan Yavaş bir gün boyunca Büyükbölcek Mahallesi'nde bulunan ve birbirinden güzel programlar gerçekleştirerek mahallenin ve vatandaşların sorunlarını yerinde çözüme kavuşturan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve ekibine tüm mahalle sakinleri adına teşekkür etti. Çocuklar palyaçolar eşliğinde eğlenceli oyunlar oynayıp sürpriz hediyelerle doyasıya eğlendi. Büyükbölcek Mahallesi'nde gerçekleştirilen Başkan Mahallemizde programı açık hava sineması etkinliğinde gösterilen filmle sona erdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın en önemli projelerinden bir tanesi olan Piri Mehmet Paşa Altgeçidi'nde Ekaldes tasarımcılarının özel tasarımı Ay Yıldızlı Şehir Görseli'nin yapımı tamamlandı. Aydınlatma çalışması kavşağın dört bir yanını aydınlatırken çalışma görenleri büyülüyor. Piri Mehmet Paşa Altgeçidi kavşağında Ay Yıldızlı Şehir Görseli'nin montaj çalışmaları tamamlandı. Kavşağa uygulanan şehir görselinde Ay Yıldız'ın içerisine yapılan Selçuklu figürüyle tarihi bir hava yakalandı. Yapımı tamamlandıktan sonra çevre düzenlemeleri devam eden kavşak aydınlatması bölgede bir yıldız gibi parlamaya ve ilgi çekmeye başladı. İlgi odağı olan Ekaldes Alüminyum Kavşak Aydınlatması, yayalar, sürücüler ve kısaca herkes tarafından büyük beğeni ve takdir topladı. Bölgede kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları ise devam ediyor. Aksaray'ı marka şehir yapmak adına çalışmalarına hız veren Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Başkan Mahallemizde projesi kapsamında Büyükbölcek Mahallesi'ni adım adım gezdi, eksiklikleri yerinde tespit etti, ilgili birim müdürlüklerine talimatlar verdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'dan aldıkları talimatlar doğrultusunda çalışmalara başlayan belediye ekipleri Büyükbölcek Mahallesi'nde çalışmalarını tamamladı. Sorunlar yerinde tespit ediliyor, toplanma merkezinde harita üzerinden projeler ve çalışmaların çizimleri inceleniyor. Görülen eksiklikler ve vatandaşların istek ve önerileriyle çalışmalara start veriliyor. Başkan Mahallemizde projesi kapsamında Büyükbölcek Mahallesi'ni çıkarma yapan Aksaray Belediyesi'ne bağlı icracı birimler, Başkan Yazgı'nın talimatları doğrultusunda
Büyük Bölce'in dört bir yanına dağılarak cadde, sokak ve parklarda temizlik çalışmasının yanı sıra asfalt ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirdi. Rögar kapakları değiştirildi, kanalizasyon çalışması yapıldı. Trafik işaret levhaları ve yol çizgileri yenilendi. Atıl vaziyetteki metruk binalar ve trafo yıkılarak görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı. Sosyal İşler Müdürlüğü ve Belediye Kapımda Birimi ekipleri, evleri, Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise mahallede bulunan esnafları ziyaret etti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı geçtiğimiz hafta sonu Ayşe Ceylan ve İsa Bozkurt'la Esra Kocaman ve İbrahim Emre Demir çiftinin nikah akitlerini gerçekleştirdi. Aksaray Belediyesi Sosyal Tesisi Piramit Kafe Kırdüğün Alanı ve Ağaçlı Otel'de yapılan nikah törenlerinde başkan genç çiftleri aile çatısı altında birleştirdi. Hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli çocuklarımız, bugün hem Ceylan hem de Bozkurt ailelerimizin kıymetli evlatlarının nikah merasimini gerçekleştireceğiz. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı genç çiftlerin düğün törenlerine katılarak çiftleri aile çatısı altında birleştiriyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı hafta sonu ilk olarak Ayşe Ceylan ve İsa Bozkurt çiftinin düğün törenine katılarak genç çiftin nikah akitlerini gerçekleştirdi. Başkan Yazgı nikah töreninde evlenme cüzdanını genç çiftin nikah şahitleri arasında yaşı büyük olan şahide takdim ederek şahitten cüzdanı kime istiyorsa ona takdim etmesini istedi. Evet. Hanım diyor, Ayşe veriyor. Peki, yani, Allah mesut etsin. Allah mesut etsin. Allah biraz tebrikasını inşallah. Başkan Yazgı genç çifte mutluluklar dileyerek Aksaray Belediyesi tarafından yeni evlenen çiftlere takdim edilen hediyeleri verdi. Savcı Ayhan Demir'in oğlu İbrahim Emre Demir ve Esra Kocaman'ın nikahı Aksaray protokolünü bir araya getirdi. Esra ve İbrahim Emre Ağaçlı Otel'de düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi. Genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı kıyarken nikah şahitliklerini ise Vali Aykut Pekmez ve Başsavcı Ramazan Akın yaptı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı nikah akitlerini gerçekleştirdiği genç çifte mutluluklar dileyerek fincan takımı, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağıyla çini tabak hediye etti. Genç çiftin nikah şahitliğini yapan Vali Aykut Pekmez yaptığı konuşmada genç çifte mutluluklar dileyerek aile cüzdanını gelin Esra Demir'e teslim etti. Öncelikle genç çiftimizi tebrik ediyoruz. Aile olmak için adım attıkları bu gecede hep beraber mutluluklarına şahit ve ortak olmak için bir araya geldik. Ben genç çiftimize kalabalık bir aile içerisinde sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ömür diliyorum. Aile cüzdanımızda, ailenin tapusu olan aile cüzdanında gelin hanımımıza takdim ediyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberlerin sonuna geldik. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.